Tuna amca ne yapıyor? Şarkı mı söylüyor baba? Eğer buna şarkı söylemek denirse. Tuna! Sus oğlum! Çocuk ders çalışıyor. Sen devam et. Ben şu Tuna amcanı susturup geliyorum. Yoksa komşular gelecek. Emine keşke buraya geleceğini haber verseydin bana. Ay, yani ben bilemedim Meltem Hanım. Yani Sultan Hanım size söylemiştir diye düşündüm. Sultan Hanım büyük sürpriz yaptı Meltemciğim. Belki hiç hoş olmadı. Artık şu gelinlikleri giysen de bir şovunu yapsan da. Ya oturmaya mı geldik buraya? Simay, senden sonra bir turda ben giyebilir miyim gelinliklerini? Hanımlar, gelinlik provası denemesi falan iptal. Organizasyon yok. Giymiyorum ben gelinlik falan. Yok öyle bir şey. Size kusura bakmayın. Annem sizi buraya kadar hepinizi çağırmış. Ama yok öyle bir şey olmayacak yani. Giymiyorum. Kalp arızası Simay Hanım resti çekti. Boşuna geldik buraya kadar. Ay, ben bu şovu izlemeden şuradan şuraya gitmem. Buradayım ben. Simay kızım etme de. Onun milleti buraya çağırmadan önce düşünecektin anacığım. Simaycığım, şimdi sen kızmakta haklısın. Ama şimdi yani buraya herkes bu kadar gelmiş. Gelen herkes senin sevdiğin insanlar, kıymet verdiğin insanlar. Bak yani Kadriye Hanım bile bu yaşında hani kalkmış gelmiş, seni kırmamış, burada olmuş. Bence sen hemen şöyle gelinliklerini hızlı hızlı giyiver. Yani zaten 3 tanecik aldık, hemen biter bu seremoni. Peki tamam. Tamam giyiyorum ama bunu asla unutmadım anne. Bunun intikamını alacağım senden. Çok acı olacak. Ben bu lafları çok duydum. Tişe tiş, kana kana, intikam, intikam. Tabii şekerim, bekliyorum seni. Sultan Hanım. Ben sana yardım edeyim Simay'cığım. Ben de geleyim. Kız duydunuz mu? Gelir gelmez bana laf soktu. Aa ne dedi ben duymadım. Kadriye Hanım da bu yaşta gelmiş onun için yani falan gibi. Aa resmen sana bir ayağı çukurda demiş. Ya bana bak. Ay yok canım. Yani yaşlısın demiş yani bunda kötü bir şey yok ki. Daha ne olsun? Bu salondaki herkese taş çıkartırım ben. Yani Gönül Hanım'ın kaz ayaklarından daha az benimki. Yarısı bile yok. Ben de kaz ayağı yok ki. Kadriye Hanım teyze nereden çıkarttın bu lafı? Ayrıca yaşınıza hürmeten susuyorum. Neyse. Ben gördüğümü söylüyorum. Moda sektöründe bugün yeni bir sayfa açıyoruz Şükrü. Açalım abi. Yeni sayfa açmak bizim işimiz. Moda sektörünün girdiği daha boğazdan çıkartacağız Şükrü. Çıkaralım abi. Paris, Londra moda haftalarında ülkemizin bayrağını dalgalandıralım. Belki moda programı sunarız Şükrü. Abi ben derim ki yüzünü öyle programlarda eskitme. Doğru söylüyorsun Şükrü. Bir açıklama yapsak mı acaba Şükrü? Hemen abi. Dikkat! Ne iş olsa yaparız AŞ CEO'su. Hüseyin Bey mini bir konuşma yapacak. Mesai arkadaşlarım, kadim dostlarım. Bugün yeni girişimimizin temellerini atıyoruz. Moda sektörüne giriyoruz arkadaşlar. Yeni buluşumu sizlere göstermek isterim. Burun beresi. Burun beresi. Burun beresi. Kardeşim ne haber? Eyvallah iyidir. Ya ne diyeceğim? Benim senden küçük bir ricam olacak Meltem'le ilgili. Ama bak bu aramızda kalacak. Yani kimsenin duymaması lazım tamam mı? Yani Gönül ve Tuna bile bilmiyor. Meltem sadece bana söyledi. Ben de senden yardım isteyeyim dedim. Evet evet. Aynen. Aynen öyle. Ama hiçbir şekilde kimsenin duymaması lazım tamam mı? geliyor. O kadar güzel oldu ki... Ay, Gönül ben şöyle geliyorum. Ay çok güzel oldu. Kızlar, hazır mısınız? Hazırız. Gelin hanım, teşrif edeyim. Dur Simer'cim bir dakika. Herkes burada. Kimse beklemeyelim ki ben. Hayır dur inşallah. Simer dur bekle. Safiye! Senin ne işin var buraya? Serpil paylaşmış. Oradan gördüm burada olduğunuzu. Serpil mi? Ay Sultan abla, sen beni çatlatacağım derken kendini nazardan çatlama şimdi. Sana bunun hesabını soracağım Serpil. Simay gelinlik giyecekmiş. Bensiz olur mu? Az çekil kenarda gireyim. Tabii ki olur. Kerafil gözlü, git. Seni burada istemeyiz. Safiye'cim. Beni kovay mısın Sultan? Kovmak kelimesi yedirsiz kalırsa. Tabii ki kovayırım. Hayır bir şey ya. Nerede duracaktın? Serpil. Seni mahvedeceğim. Bakma. Uy üstümü kurşunu getireceksin. Ay Meltem daha fazla rezillik çıkmadan müdahale et şuna. Şimdi yani burası benim evim değil ki. Eve karışmamam lazım. Ya sen bir şey yap. Sima için yapmam lazım. Yapman lazım. Sultan Hanım, hazır Safiye Hanım da gelmiş, o da buyursun. Hep beraber görelim, ha? Diyorsun. Evet, diyorum. Yani şimdi kapıdan çevirmek size yakışmaz. Git. Hoş geldiniz. Dur. Bir seni odurdacığım. Geç abi, geç. Geleyim mi artık? Gel Simay'cığım, bekliyoruz. Bunun pek iyi bir figür olduğunu zannetmiyordum. Ay. Ay çok güzel. Bir dön bakayım. Ay canım benim. Rahat mısın? Rahatım aslında. Hı. Ama omuzları biraz. Ya onlar düzeltilir çünkü bir yandan şey de bakalım yani bütün akşam rahat edecek misin? Evet. Değil mi? Çok güzel. Buralar toplanır. Onlar hiç çözülür, hiç dert etme. Hemen düzeltirler provayla. Çok güzel. Ay çok beğendim, çok güzel olmuş. Ben saçma saldı bir şey söyleyemeyelim ama malum pozisyonum gereği. Bence bu iş tutmaz Hüseyin. Mantar mı ya? Sen ne anlarsın moda sektöründen tayyar? Babacığım öyle deme. Dünya üzerinde 8 milyar insan yaşıyor. Eşittir 8 milyar burun demek. Şükrü doğru söylüyor. Sadece ülkemizde 80 milyon üzeri. Bunun %5'i burun beresi taksa ne yapıyor abi? Çok yapıyor Şükrü. Çok kişi oluyor işte. Burun üşünmesine son. Bere geliyor. Burun beresi. Oh. Şükrü, bu işi acilen yapalım. Yapalım abi. Hemen trikotaj atölyemizi kuralım. O ne Şükrü? Örgü atölyesi abi. Ha, o dediğinden kuralım Şükrü. Kuralım abi. Gidelim Şükrü. Bir piyasa araştırması yapalım. Yapalım abi. Hadi. Tamam kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hadi konuşuruz. Duydum Haluk. Oğlum ödümü kopardım. Ama duydum Haluk. Ya Meltem'in sırrını biliyorum Haluk. Sen beni mi dinledin? Hayır abiciğim ya dinlemedim de yani benim adımı bir de...